Herkese yeni bir videodan merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. İzmir'den çektiğim bir video oluyor. Benden uzun zamandır istediğiniz bir videoyu çekiyordum. Normalde bu videoyu perşembe günü yayına açmam gerekiyordu ama İzmir'e geleceğimiz için bayağı bir telaşımız vardı. Evi temizledik, biliyorsunuz yolluk hazırladık. Onun vlogunu çektim ayrı olarak. Bir sonraki videoda veya ondan sonraki videoda yayına açmış olacağım editini yapıp. Çok telaşımız olduğu için maalesef perşembe günü ben bu videoyu çekip yayınlayamadım. Cuma yayınlarım dedim. Cumartesi yayınlarım dedim. Bir türlü fırsat olmadı. Dün de zaten sabah 7.45'te yola çıktık. Öğlen 1.30 gibi İzmir'deydik. Fırsatım olmadı. Zaten annemler bizdeydi. Hani hep birlikte vakit geçirdik. Çok fazla telefonda böyle elime almak istemedi. Buraya gelmişken de bu videoyu hemen çekeyim. Akşamına da yayınlayayım istiyorum. Hatta şimdi bile bir soru geldi. YouTube üzerinden, işte Instagram üzerinden bayağı soru geliyor. Şunu sessize alayım. Ve videomuzu çekmeye başlayalım. Kuşlarımız da ötüyor ama şu an salıklar çok mutlu. Onları da böyle kafese kapatmak istemedim. Neyse hemen videomuza başlıyoruz. Ben Betül, 26 yaşındayım. İzmirliyim. Göçmeniz. Anne tarafım Yunanistan göçmeni, baba tarafım Arnavut. Zaten göçmen olduğum bence tipimden de belli oluyor. Herkes soruyor zaten göçmen misin diye direkt. İzmirliyim. İzmir'de yaşıyordum ama evlilik sebebiyle İstanbul'a yerleştim. Eşim Ufuk, o da aynı şekilde 26 yaşında. Hani böyle genel olarak bir bahsediyorum bunlardan çünkü bunlarla ilgili çok soru geliyor. Eşimin işi çok soruluyor özellikle. Ufuk yaklaşık 5,5 senedir İstanbul'da yaşıyor işi dolayısıyla. Türk Hava Yolları'nda çalışıyor, uçak teknisyeni. İzmir'e gelme olasılığı çok düşük olduğu için ben onun yanına yerleştim. İstanbul'da yaşıyoruz. Ağız ve diş sağlığı mezunuyum ben de. Kendi mesleğimi yapıyordum İzmir'deyken. Bir sene kadar çalıştım. Yant Gümüş Muayenehanesi'nde çalıştım. Ondan önce de yaklaşık bir 4 sene Zara'da çalışmıştım part-time olarak. Hem okuyup hem orada çalışıyordum. Sonrasında artık çok fazla yorulduğum için çıkıp kendi mesleğimi yapmak istedim. Ve Brant Gümüş Muayenehanesi'nde bir sene kadar çalıştım. Oradan da evleneceğim için, İstanbul'a yerleşeceğim için çıkmak istedim. Yoksa orayı çok seviyordum. O işimi çok seviyordum. Hiç çıkmayı düşünmüyordum. Evlendikten sonra İstanbul'a yaşadığımız bölgeye adapte olabilmek için işe başlamadım hemen. Bir sene, yani evet tam dolu dolu bir sene oldu, bir senedir çalışmıyorum. İş hayatına biraz ara verdim. Aslında işe başlamak istiyorum. Birkaç yerle görüşmüştüm hatta İstanbul'dayken. Bir hastaneye girmiştim. Beni takip edenler vardı. 3 gün kadar çalıştım ama şartları, sunduğu imkanlar çok çok bence kötü olduğu için bıraktım. Ufuk zaten o işe girmemi hiç istememişti en başından beri. Haklı çıktı. 3 gün çalışıp bırakmak zorunda kaldım o işi. Haklı çıkınca ben de daha fazla sürdürmeyeyim. Çünkü bir işe başladığınızda baştan nasılsa o şekilde devam ediyor. Hani düzenlenecek, yapılacak, edilecek denilen hiçbir şey düzelmiyor. Baştan nasılsa o şekilde gidiyor. Çok uzatmadan hemen ben de istifa ettim. Sonrasında tekrar tabii ki iş arama sürecine girdim. İş aradım. Çalışmayı seviyorum ben. Evde oturmayı çok fazla seven bir insan değilim. Ben YouTube'la ilgilendiğim için böyle benim için bir değişiklik oluyor. Çok severek yapıyorum çünkü. Tabii ayrı olarak da bir iş arayışındayım. Bir sonrasında mesleği yapmak istemediğime karar verdim. İstanbul'da baktığımda özel sektörde bizim meslek gerçekten şartları çok kötü. Uçaklar altında çalışmak istemiyorum. Böyle bir meslekten de soğudum. 3 gün o hastanede çalışınca gerçekten bir soğuma hissettim mesleğime karşı. İlk olarak bir üniversite okumaya karar verdim. Ufuk dedi ki hani ben senin arkandayım bu süreçte. İstediğin bölümü okuyabilirsin. Hangi bölümü okuyacağımı tabii karar veremedim. Sonrasında böyle bir 5 sene kaybım olacak. 5 sene baktığımız zaman evet yaşı küçük bir öğrenci için 18-17 yaşındaki bir öğrenci için hiçbir şey bence 5 sene. Ama ben şimdi 26 yaşında olunca 5 sene kayıp çok büyük geldi gözümde. Sonrasında Ufuk böyle konuştuğu birkaç arkadaşı vardı. Onlarla konuşunca böyle bir kurstan bahsetmişler. Şu an yazılıma yöneldim. Yazılım kursuna gitmeyi düşünüyorum. Ufuk Ekim'de askere gidecek. O askere gidip geldikten sonra o bir aylık süreçte ben İzmir'de olacağım. Kursta 10 ay sürüyormuş. O askere gidip geldikten sonra ben yazılım kursuna gitmeyi düşünüyorum. Bu anlamda kendimi geliştirmek istiyorum. Zaten teknolojiyle de aram çok kötü değil. İyi denip hatta iyi diyebilirim. Hani kariyer hedefim, kariyer hayatım olarak bunu söyleyebilirim. Ayrıca evde kendim böyle minik minik yavaş yavaş İngilizce çalışıyorum arada. Yetişebildiğim kadar. Yazılım kursuna gidersem ekstra İngilizce kursuna da gitmeyi düşünüyorum. 10 aylık bir süreç. Hafta sonları olacak bir kurs. Bayağı araştırdık. Umarım benim için hakkımda hayırlısı olur ve çok güzel şeyler olur.
Çünkü bir senedir iş konusunda sabrediyorum, çalışmak istiyorum. Hani İstanbul gibi bir yerde de, yani şöyle, tamam eşimin aldığı ücret iyi olabilir maaş. Ama ben her iki kişinin de çalışması gerektiğini düşünüyorum şu an bu devirde. Yani özellikle ben çalışmayı kendim için çok istiyorum. Bana iyi geliyor. Bir kadının maddi özgürlüğünün olması bence en önemli şey diyebilirim. Ve para kazanmaya alışkın, çalışmaya alışkın bir insan olduğum için ilk dönem çok bocaladım. Tamam, evliliğin ilk ayları çok güzel geçti. Hani eve alışıyorsun, evliliğe alışmaya çalışıyorsun ama sonrasında gerçekten sıkıldım mı? Çok sıkıldım. Çünkü çalışmayı çok seven bir insanım. Kariyer hedeflerimden bahsedecek olursak bu yönde. Şu an ilgilendiğim tek şey yazılım. Yazılım alanında kendimi geliştirmek istiyorum. Ve soru cevap yapmıştım. Buna gelelim. Gelen soruları cevaplayalım. Tek tek cevaplayalım. Siz yine merak ettiğiniz şeyler olursa bu videonun altına yazarsınız. Çok söyledim bu videonun altına, işte birkaç blok önce bu videonun altına yazın diye, ama genelde Instagram'dan yazmayı tercih ediyorsunuz. Şimdi ilk soruyla cevaplayalım. Çamaşır makinesi sorunun ne oldu? Bir daha yırtmadı çok şükür çamaşırlarımızı. Ama şöyle, buzdolabı ve bulaşık makinem hariç, yani çamaşır makinemden hiç memnun değilim. Çok pişmanım çelikten aldığıma. Yıkaması keyfine göre. Bazen çok güzel yıkıyor. Bazen Venişkos da kullanıyorum lefe çıkartıcı olarak. Onu atmama rağmen ufuk yemek döktüğünde önüne veya ben yemek yaparken yağ sıçradığında çıkarmıyor. Çamaşır makinesi sorunu çözülmedi diyebilirim. Tek çözülen kısmı şu an çamaşırlarımı yırtmıyor. Ama tavsiyem gerçekten çamaşır makinesi kesinlikle almayın. Hani biraz şans işi de olabilir beyaz eşya. Biz çamaşır makinesi konusunda şanssızdık. Biraz daha kullanayım. Baktım sorun devam ediyor. Çünkü arşelik hiçbir şekilde yardımcı olmuyor. Bana tambur değişimi mi, motor değişimi, bir şey değişimi istediler. Biz tamamen ürünün değiştirilmesini istedik. Yardımcı olmadılar. Tüketici mahkemesine başvuracaktık. Ama o süreçte Tayland'a gittik geldik derken böyle bir arada kaynadı. Tüketici mahkemesine de başvuramadık. Şu an için yani çözülemeyen bir çamaşır makinesi sorunumuz var. Kaç yaşındasın ve ne mezunsun? 26 yaşındayım. Özledi sağlığı mezunuyum. Evliliğe ve bir evin sorumluluğu, yemeği, temizliği kaç aydan sonra kolay gelmeye başladı? İlk ay yerleşme, alışma, düzenle geçiyor. Şimdi biz yerleşirken tabii böyle herkes yani bulduğunu yerleştiriyor. Ben çeyizimi yerleştirirken, çeyiz yerleştirme videom da var. Aşağıya linkini bırakayım. Herkes böyle kendine göre bir düzenle yerleştirdiği için mutfak konusunda çok rahattım. Çünkü kendim girip yerleştirmiştim. Partizan'la kuzenim ve ben girmiştik. Hep birlikte yerleştirdiğimiz için mutfakta hiçbir sıkıntı yoktu. Diğer yerler de gayet düzgün yerleştirilmişti. Hepsinin eline sağlık. Halam, ufuğun halası geldi. Benim yengemler, amcamın eşi, dayımın eşi geldi. Hani hep birlikte yerleştirmiştik, annem de dahil. Ama sonrasında onların düzenine rağmen böyle insan kendine ait bir düzen olsun istiyor. Yani ilk aylar böyle bir düzenle geçti. Alışma süreciyle geçti. Zaten böyle bir şok oluyorsunuz. Ya evlendik mi biz, nasıl yani falan diye. Böyle bir güzel güzel geçiyor ilk 2-3 ay diyebilirim. Zaten anneme de ev işlerine yardım ettiğim için ben ve mutfakta vakit geçirmeyi çok sevdiğim için o anlamda benim için bir zorluğu olmadı. Ama ben çalışmadığım için de olabilir. Yani iş hayatında olmadığım için de çok zorlanmamış olabilirim. İş hayatıyla birlikte yürütenlere gerçekten tebrik ediyorum. 3 gün işe gittim ama o 3 günlük sürede bile hani böyle evi gözüm hiç görmemişti. İş hayatıyla yürütmek bence çok daha zordu. Ama yani ev işi çok kolay değil bence. Yani kadınların işi hiç bitmiyor. Annem hep böyle söylenirdi. Hiç işim bitmiyor bilmem ne diye. Ben abarttığını düşünürdüm ama gerçekten öyleymiş. İşte abartmıyormuş. Nerede çalışmaya başlamıştım Betül? Sonradan istifanı verdin. Bu arada hayırlısı böyleymiş. Sıkma canını. Evet, bir diş hastanesine çalışmaya başlamıştım. Sadece 3 gün dayanabildim. Normalde böyle sabırlı bir insanım. Sonuna kadar dayanmaya çalışırım. Ama orada gerçekten yapamadım. Ve hemen istifamı verdim. Evet, hayırlısı böyleymiş diyorum. Ve canımı gerçekten sıkmıyorum. Evlilikte kilo alınıyor. Doğru bir tespit sence? Kesinlikle doğru. Düğün zamanı 50-51 kilo arasında gidip geliyordum. Maksimum benim tartıda gördüğüm 52 idi. Bir lise döneminde 56 kiloya çıkmıştım. O zaman bile böyle kendimi çok kilolu hissediyordum. Sonrasında 51'e düştüm ben. Hep böyle 50-51 arası gidip geliyordum kilo olarak. Ama evlendikten sonra Kurban Bayramı'nda İzmir'e geldiğimde tartıda 59-60'ı gördüm. Boyum da 1.61 kısa olduğu için böyle kendimi çok kötü hissediyorum. Pantolonlarıma giremiyordum.
Evlilikte kilo nasıl alınıyor? Yapıyorsunuz. Sürekli yapıyorsunuz. Birlikte yemek yiyorsunuz. Abur cubur yiyorsunuz. Film izliyorsunuz. Birlikte bir şeyler yediğiniz için ben zaten kilo almaya çok müsait bir yapım olduğu için çok rahat kilo aldım. Şu an 57'ye düştüm. Bir diyet yapıyorum. Böyle çok hızlı da vermek istemiyorum. Hedefim yine 52 falan. Bana yakışıyor 52 kilo olmak. Annemler çok beğeniyor. Çok güzel olmuş. Balık etlisin diyorlar ama ben bu halimden memnun değilim açıkçası. Ufuk da 62-63 arasında gidip geliyordu. O da 70 kiloya yaklaştı şu anda. Hatta 70 diyebiliriz. Eşinizle nasıl tanıştınız? Lise döneminde tanıştık. Lise 3'ün başıydı, evet. En yakın arkadaşım Buse sayesinde tanıştık. Ufuk Buse'nin halasının oğlu, kuzeni. O tanıştırdı bizi. Böyle çok wow bir tanışma hikayemiz yok ama Buse sayesinde tanıştık, görüştük. 3 gün içerisinde de sevgili olduk. Sonrasında da zaten devam etti. 3 gün. Evet. Ev turu gelsin artık canım. Bunu gerçekten çekmeyi o kadar çok istiyorum ki ama size buradan bunun açıklamasını yapayım. Şöyle yatak odamızda böyle bizim bir küçük, küçük demeyeyim de bayağı şu kadar bir alanımız var. Buraya ben bir dolap almak istiyorum. Bir türlü alamadık. Hani sıra ona gelmiyor. Fırsat bulamıyoruz. Orada Ufuk'un eski evindeki yani bekar evindeki dolabı var. O dolabı koyduk oraya. Arkasında televizyon kutusu var. Televizyon kutusunu atamıyoruz garantisi devam ettiği için. Ufuk'un bilgisayar masasını da önüne koyduk. Alanı hiç sevmediğim için orayı çekmek istemiyorum açıkçası. Böyle evde de minik aksesuar eksiğim var. Saat almadım. Tabloları duvara asmamız gerekiyor. Çok minik ufak tefek şeyler var ama ben biraz mükemmeliyetçi bir insanım. O yüzden böyle her şey tam olsun. Öyle çekmek istiyorum videoyu ama bu haliyle çek. Yine izleriz diyorsanız bu haliyle çekerim İstanbul'a gittiğimiz en kısa sürede. Özel bir sebebi yoksa işten neden ayrıldım? Bu arada çok doğal, çok güzel vlogların. Çok teşekkür ederim. Sen de çok tatlısın. Özel bir sebebi yok. Bahsettiğim gibi kafam hayatımda ayrıldım. Her şey gönlünce olsun. Güzel bir reklam. Çok teşekkür ediyorum. Bu tarz çok güzel mesajlar alıyorum. Sizi yeni takibe aldım ve çok sevdim. Hangi işte çalışmaya başlamıştınız? Bahsettiğim gibi özel bir hastanede çalışmaya başlamıştım. Aramıza yeni katılan herkese de hoş geldiniz diyorum. Kaç yaşındasın? Çocuk düşünüyor musun? 26 yaşındayım. Şu an için çocuk düşünmüyoruz. Neden bu soru sürekli soruyor? Ben bunu anlamıyorum zaten. Bu sorunun çok hoş olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Çocuk düşünüyor musunuz sorusunun. Kimi insanların problemi oluyor olabilir. Belki olmuyor olabilir çocuğu. Bu sorunun sorulması da hoşuma gitmiyor açıkçası. Ama şu an için düşünmüyoruz. Kaç yaşındasın? Bu arada aşırı amaratsın. Maşallah maşallah. 26 yaşındayım. Mutfakta vakit geçirmeyi çok seviyorum. Ben lise döneminde yatılı bir aşçılık okuluna gitmek istiyordum. Ama SBS puanım, o zamanlar SBS vardı. Puanım yüksek olduğu için, aşçılık okulunun puanları düşük olduğu için böyle 80'e yakın bir puanıma ziyan etmem gerekiyordu. O yüzden onu da yapmak istemedim. O şekilde kaldı. Ama ileride böyle bir pastacılık eğitimi almak istiyorum ve kendime küçük bir kafe tarzı, pastane tarzı bir şey açmak istiyorum. Çok seviyorum çünkü mutfakta vakit geçirmeyi. Özellikle tatlı hamur içi şeyleri yapmayı çok seviyorum. Balayı ile Antalya için ne tavsiyelerinde bulunursun? Antalya çok sıcaktı. Ben böyle bir sıcak görmedim, yaşamadım. Ta ki bu seneye kadar. Çok sıcaktı, çok fazla nem var. Böyle aldığınız nefes bile sizi boğuyor. O derece biz bir villa kiralamıştık. Ya villamdan kiralamıştık galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Villamızın adı Portakal Çiçeği veya Villa Maya olarak geçiyordu. İki adı vardı. Otele de gidebilirdik ama ben hep böyle ufukla işte sonsuzluk havuzu olan bir villa kiralayalım diye düşünüyorduk ve aslında balayına biz yurt dışına çıkmayı düşünüyorduk. Böyle düğünden bir hafta önce falan bu villayı hemen ayarladık biz. Burada balayına gitmeye çok niyetimiz yoktu. Ama sonrasında iyi ki de gitmişiz diyoruz. Çok güzel geçti. Kalkan taraflarındaydı kiraladığımız villa. Çok memnun kalmıştık. Villa ile ilgili çok soru geliyor. Sadece şöyle küçük bir problem yaşadık. Onu anlatmak istiyorum. Ufuk'un kuzeni de eşiyle birlikte Antalya'daydı. Biz de onları villaya davet ettik. Gelin bize de uğrayın diye. Hatta denize falan gitmiştik. Sonrasında bize geldiler. Bir gece kaldılar. Kaldıkları gecenin ertesi sabah villa sahibi her sabah 6-7 gibi geliyordu. Villaya kapıdan girebiliyor. Ama evin kapıları kilitli. Hiçbir şekilde evin içerisine giremiyor. Havuzu temizliyorlardı. Bahçeyi suluyorlardı. Her gün sulanması gereken bir bahçesi var çünkü. Instagram'dan birkaç kişi yazmış da o ne biçim şey hani girilir mi öyle villaya diye ama girmek zorunda. Havuzu biz varken mi temizlesinler? Sabah 6 gibi biz uyuduğumuz sırada gelip temizleyip bahçeyi suluyorlardı.
Bence hiçbir sıkıntı yok. Zaten biz evin içinde olduğumuz için evin içine giremiyor. O gece bizde kaldıklarında kuzenlere ertesi sabah, sabah geldiğinde villa sahibi onları görünce bizden tekrar bir gecelik villa ücreti istedi onlardan. Bir gecelik ücret talep etti. Biz de bunun çok saçma olduğunu söyledik ama anlatamadık. Benim villam işte iki kişilik, ben size kiraladım burayı. Ya onların başına bir şey gelse dedi. Bir dakika, anneanniz geliyor Ufuk. Allah! Nani? Benim onlar. Anne bir kamerayı elledi de bu ne diye. Alzheimer hastası. Neyse, konumuza dönelim. Sadece öyle küçük bir maddiyat sorunu yaşadık. Ama onun ardında gerçekten çok memnun kaldık. Çok temizlerdi. Sabah hani arayın gelelim, evi temizleyelim diye söylüyorlardı. Dışarı çıkıp gezmiştik de böyle çok güzel bir balayı geçirdik. Yani çok eğlendiğimiz bir süreç oldu. Hani balayına gidecek olanlar varsa bu şekilde değerlendirebilir. İşten neden ayrıldın? Kaçırmışım orayı. İlerleyen zamanlarda çok mutlu olacağımı düşünmediğim için ayrıldım. Bahsettik zaten ilk sorularda. Nereden mezunsun ve boy kilon nedir? İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı'ndan mezunum. Öncelikle ben Beykent Üniversitesi'nin tam burslu kazanmıştım İstanbul'da. Ama yapamadım. Bir 5 ay kadar İstanbul'da yaşadım. En yakın arkadaşım Buse ile gitmiştik hatta. Onunla birlikte kazanmıştık. Yapamadım. Derslerimizi bayağı sıkı tutup çok çalışıp Katip Çelebi Üniversitesi'ne geçiş yaptık. Özel üniversite ile devlet üniversitesinin dersleri çok farklı olduğu için çaprazlama gidiyordu. Bazı derslerimizi alttan alıyorduk, bazı derslerimizde böyle çapraz bir eğitim vardı. Şu an tam hatırlamıyorum, yalan da olmasın. O yüzden benim okulum bir yarım dönem kadar uzamıştı. Normal arkadaşlarıma göre bir yarım dönem daha geç mezun olmuştum ben. Boyum 1.61, kilom şu anda 57. Umarım 51 kiloya düştüğüm günler olacak. Bu arada G5 masajına yazıldım ben. İstanbul'a gidince 21 Ağustos'ta G5 masajım var. Dilan Polat kliniğine gideceğim. Bir görelim bakalım, onun da faydası olur diye düşünüyorum. İşe başladığımda korkmuştum videolarda aksam olur mu diye. Stoklu gidiyorum videolarda. Bazen yetişemiyorum yani, özellikle misafirim olduğunda yetişemiyorum. Onlarla ilgilenmek istiyorum. Özellikle ailem geldiğinde çok böyle telefonla, internetle vakit geçirmeyi sevmiyorum. Özellikle şimdi de buraya geldik. Şu an Ufuk uyuyor. Annemler aşağıda, Pakize anneler de birine gittiler. Hemen bir boşluk vurmuşken çekeyim, size yayınlayayım istedim. Ama burayı bırakmayı düşünmüyorum. Sizi çok seviyorum. Sizin bana verdiğiniz enerjiyi de çok seviyorum. Böyle aramızda güzel bir bağ olduğunu düşünüyorum. Bazen motivasyonum düşmüyor mu? Düşüyor. Baktığın zaman çok emek var. Gerçekten çok emek var. Atıyorum bir pilavı yarım saatte yapabiliyorken, video çekerken bu pilavı yapma süresi 1 saate kadar çıkabiliyor. Arka tarafta çok büyük bir emek var. O açıları ayarlamak, hadi videoyu çektikten sonra edit aşaması da çok büyük bir emek. O yüzden bazen emeğimin karşılığını alamadığımı düşündüğüm zamanlar oluyor. Hatta bir ara moralim bayağı düşmüştü. Biz çok az bir süre ara verdim YouTube'a. İyi geldi. Şu an güzel bir şekilde devam ediyoruz yine. Hangi bölümden mezunsun? İşinden neden ayrıldın? Eşin ne iş ile meşgul? Dediğim gibi ağız diş sağlığı mezunuyum. İşi yapamadım. İşten neden ayrıldım? Bahsettim. Eşim Ufuk uçak teknisyeni Türk Hava Yolları'nda. Yaşın kaç? 26. İşten neden ayrıldın? Nerede çalışıyordun? Ne kadar çok iş sorusu gelmiş ya. Ev turu ne zaman? İstanbul'a gittiğimizde Ufuk'u yakaladığım ilk fırsatta. IKEA gardırobunuzu detaylı gösterir misiniz? Sizinki çok şık ve kullanışlı görünüyor. YouTube'a bu konuyla ilgili bir gardırop düzenimi çekmeyi düşünüyorum. Ben standart dolaplara göre daha yüksek ve IKEA'nın mobilyalarını çok beğendiğim için böyle bir ürün tercih etmek istedim. İş dekorasyonunu, orada zaten yardımcı oluyorlar ama ben böyle çekmeceli çekmeceli istedim. Bir kısmı da full raf raf yaptım. Böyle nevresimlerimi, pikelerimi, battaniyelerimi, sıralarımı. Ama IKEA'nın beyaz eşyaları çok belki kaliteli olmayabilir ama tarz olarak bence her eve yakışan ürünler. Bizim iş konusunu merak ettim açıkçası. Neler oldu, nasıl gelişti, şimdiki düşüncelerin ne? Bahsettim bu konudan. Tekrar uzun uzun detaylı bir şekilde bahsetmeliyim. Lütfen temiz evi temizleme, yorma kendini, seni çok seviyoruz. Gerçekten ilk zamanlar temiz evi temizlediğim oluyordu. Bu bir yalan değil. Böyle temiz eşyayı, yeni eşyayı temizlemek çok hoşuma gidiyor. Ama artık gerçekten haftalık bir temizlik yapıyorum. Kirlenince temizliyorum. Camları baktım çok pisleniyor. O zaman siliyorum. Yani bir hafta belki dipten temizliyorsam bir sonraki hafta daha üstten bir toz alıp bir süpürge tutuyorum. Kendimi yormuyorum. Sizler de yormayın. Ev işi nankör, bitmiyor. Sürekli kirleniyor. Gerçekten boş boşuna kendimizi yormayalım.
Bebiş ne zaman düşünüyorsunuz? Bilmem, düşünmedik. Çok beğeniyorum seni. Nasıl bu kadar ponçik ve tatlış ve sempatik olabiliyorsun çiçek kız? Çok teşekkür ediyorum. Mesela ne kadar tatlı bir yorum. Sensin tatlı olan diyelim buna da. Eşin seni ilk tanıştığınız gün gördüğünde ne yaptı? 16 yaşındaydık. İkimiz de çoktan utangaçtık. Burger King'de tanıştık. Yanında arkadaşlarımız da vardı. İyi ki tanışmışız. Eşiniz ne iş yapıyor? Ben de onu merak ettim. Beni tanıyın diye bir vlog çekmesin. Evet, şu an onu çekiyorum. Ufuk uçak teknisyeni. Eviniz kira mı? Ne kadar? Evet, kira. Aidat'la birlikte şu an 10 bine yakın bir kira verdiğimizi söyleyebilirim. Eşinin işi dolayısıyla mı İstanbul'da yaşıyorsunuz yoksa İzmir'e geri dönecek misiniz? Evet, Ufuk'un işi dolayısıyla İstanbul'da yaşıyoruz. Bir de büyük bir hangar olmadığı için maalesef İstanbul'dayız. İnşallah bir gün döneriz İzmir'e. Paylaşımlarını severek takip ediyoruz. Seni seviyoruz. Ben de sizleri çok seviyorum gerçekten. Sorum yok. Çok tatlısın Betül. Seni yaklaşık bir senedir takip ediyorum. Buralardan hiç ayrılma. Çok teşekkür ederim. Ayrılmaya niyetim yok. Sorum yok. Senin zevkini ve içeriklerini çok beğeniyorum. Böyle yorumlar beni çok mutlu ve motive ediyor. Çok teşekkür ederim. Gerçekten iyi ki varsınız. Merhaba Betül'cüm. Cam şekerlikleri nereden aldın? Kahve köşesinde bulunan. Trendyol'dan aldım. Çok pahalı şu anda ya. Değmeyecek fiyatlar. Gerçekten kırılıp gitse insan üzülür. Çok yüksek fiyatlı ya. Yani çok, şu an çok kötü. Bu arada Ufuk abiyle en iyi influencer çiftsiniz. Samimisiniz ve çok tatlısınız. Ama Ufuk pek kameraların karşısına çıkmayı sevmiyor. Çıkmayı sevmediği için onu çekmek istemiyorum. Bazen videolarda böyle benimle uğraşıyor. Böyle şakalar falan yapıyor. Oraları da bazen kesmiyorum doğal olsun diye. Çok teşekkür ederim. Gelinliğin çok hoş. Nereden aldın acaba? Çankaya Anna Peren'le gelinlikten almıştım. Evet, ben de gelinliğimi çok seviyorum. Şu an dolap üzerinden satışta. İhtiyacı olanlar bakabilir. Piyasanın altında bayağı uygun bir fiyata koydum. Severek takip ediyorum. Çok güzel bir enerjiniz var. Beni tanıyın ve nasıl tanıştığınız videoları gelir mi? Çok teşekkür ediyorum. Çok tatlısınız. Şu an beni tanıyın videosu çekiyoruz. Ev dekorasyon fikirlerinizi beğeniyorum. Çok zevklisiniz. Bana ev dekorasyonuyla ilgili çok soru geliyor. Çoğu dekorasyon ürünüm H&M'dan. Birkaç tane almıştım çeyizime. Ama sonrasında ev yerleştikten sonra insan böyle daha net görüyor. Ne eksik, şurası daha boş diye. Ondan sonra evlendikten sonra bir ay içerisinde evime yerleştikten sonra tüm düzenimi oturttuktan sonra baktım şuraya şu yakışır diye. Hepsini H&M'dan aldım. Online alışveriş yaptım. Şu an çok uçmuş fiyatlar. Benim yemek masamın üzerinde H&M'in şöyle yuvarlak ikili vazosu var ya, dekoratif vazo. Mesela onun büyük boyalanı 800 lira mı 900 lira mı ne olmuş. İnanılmaz pahalı. Çok güzel dekorasyon ürünleri ama o fiyatlara da değmez ya. Çok soru geliyor bununla ilgili. Çoğunu H&M'in diyebilirim dekorasyon ürünlerime. Burcun ne? Kova burcuyum. Burcumun özelliklerini taşıdığımı da düşünüyorum. Yani galiba şu an bu kadar sorular. YouTube'dakilere de bakıyorum ama aslında yorumlar var ama bunları da artık kendim yanıtlarım. Yani YouTube'da videoların altına bunları yanıtlarım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Merak ettiğiniz başka şeyler, sorular varsa bu videonun altına yorum atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.